kimse mecbur olmasa ahlaklı davranmaz. Farz edelim ki hiçbir cezası olmadan hırsızlık yapabilir, aldatabilir veya herhangi bir ahlaki kuralı ihlal edebilirsiniz. Bu durumda doğru olanı yapmak için hala bir sebebiniz olur muydu? Platon'un Devlet adlı eserinde bu konuyla ilgili bir hikaye geçmektedir. Hikayede Gidges Lidya kralının hizmetinde bir çobandır. Günün birinde bir deprem yüzünden yer çatlar ve hayvanları notladığı yerde derin bir yarık açılır. Bu yarığın içine inen meraklı çoban orada altın bir yüzük bulur. Bu yüzüğü alır, çobanlar ay sonunda krala hesap vermek için toplanırlar. Gijis toplantıya bu yüzükle gelir. Otururken yüzüğün taşını farkına varmadan avucunun içinde çevirir. Bunu yapar yapmaz görünmez olur. Kendisi de dahil orada bulunan herkes şaşırır. Yüzükle oynarken taşı çevirince bu kez görünür olur. Böylece Gicys yüzüğün tılsımını keşfeder. Yüzüğün taşını içeri çevirince görünmez oluyor, düzeltince görünür kalıyor. Bunu üzerine aklınca bir plan yapar ve görünmez olarak saraya girer. Sarayda kraliçeyi baştan çıkartır. Onun yardımıyla kralı öldürüp kralın yerine geçer. Hikaye bu ya. Görünmez yüzün sahibi olma üzerinden insanın doğası anlatılmaktadır. Öyle ki her istediğini korkmadan alabilmek, dilediğini yapabilmek büyük bir güce erişebilmektir. Üstelik de kimse kendisini göstermediği için hala dürüst olarak bilinecektir. Siz olsaydınız böyle bir durumda hala erdemli tarafımı seçerdiniz yoksa gönlünüzün istediği şeyi yapmayı mı tercih ederdiniz?